Herkese merhaba değerli dostlar. Yıllardır stressiz, sakin duran ve hiç hareket etmeyen Aselsan Hanım'ız artık bu Arap baharından da faydalanma yarışına girmişken hisse senedinde güçlü yükseliş beklentisinin devamını bekliyor olacağız. Hisse senedi geçtiğimiz aydan beri güzel bir alış vardı. Hem emeklilik fonu hem de takasta Citibank tarafından güzel alışlar vardı. Özlediğimiz alışlar aslında bunlar. Hisse senedinde geçtiğimiz hafta piyasanın çalkantılı olduğu dönemde bir düzeltmesi vardı. Onu gerçekleştirdi. Şurada görmüş olduğunuz mavi çizelgenin tam üzerinde kapanışı gerçekleştirdi. Yani 79 bölgesi yukarı yönde açılsaydı güzel bir kanal açılacaktı. Şimdi bu bölgenin üzerinde kapanış gelmesi, takasın düzelmiş olması, hisse senedinde trend varlığının artık 92 ve 98 bölgesindeki dirençlere doğru yönelmesini artık bizim beklememiz anlamına geliyor. Hisse senedinde güzel bir trend yükselişi söz konusu. Hacmin korunması bizim için çok değerli biliyorsunuz. En önemli nüsha o. Hissenin haftalıklarına baktığımız zaman Citibank'ın elindeki payı 134 milyon seviyesine kadar çıkarttığını görüyoruz. Haftalık da geçtiğimiz haftada son 2 günün takası hariç bakın bu gördüğünüz. Şimdi onu da göstereceğim son 2 günde olanı. Citibank paylarında bir hafif bir satış vardı. Onun büyük bir çoğunluğu zaten emeklilik fonu tarafından karşılanmışken hisse senedi de bu seviyede yatay seyrini koruyabilmişti. Şu an hisse senedinin son gün gerçekleşen Cuma günü yükselişin gerçekleştiği günde Citibank'ın ve Yatırım Finans'ın yüksek alışları var. Ve Bank of'un son hafta içerisinde satmış olduğu yani ya Citibank hesaplarında gördüğümüz o 2 milyon küsürlük satışın büyük bir çoğunluğunun hissede Cuma günü tekrar geri alındığını gördük. Ve çok önemli olarak gördüğümüz 79 bölgesinin test edildiğini gördük. Hacmin korunması, bankalarda güçlü yükseliş göstergesi, holding ve diğer taraftan petrokimya sektöründeki toparlanma artık Aselsan'da da bu hafta güçlü bir yükseliş görme olasılığımızı arttırmış gözüküyor. Hissenin aylıklarına baktığımızda ise gördüğünüz gibi emeklilik fonu 14 milyon, Citibank yaklaşık 11 milyon lotla artıdaydı. Ve hisse senedinde son 2 günde gerçekleşen işlemlerinde genel ortalaması üzerinden konuşursak yaklaşık 1-1,5 milyon civarında da yabancı alışının olduğunu söyleyebiliriz. Bu bağlamda hisse senedimizde artık üst bantları konuşabiliriz. Kısa vadede hisse senedinde yaklaşık 81,5 bölgesi bizim için direnç konumunda ve şu yeşil barı görüyorsunuz çok uzun süredir test edilen bir bölge. Yani şu son dönemdeki trend varlığıyla birlikte bu bölge yukarı yönde bu hafta aşılır umudun içerisindeyiz. Bu bölge aşıldığı zaman da 92 bölgesine kadar hızlı bir toparlanma gelme olasılığı yüksek gözüküyor hafta içerisinde. Eğer bu kademe üzerinde de bir fiyatlama gerçekleşirse de 98 bölgesine kadar trendin hızlanarak artmasını bekliyor olacağız. Kısa vadede teknik görüntü bu şekilde. Olası piyasada bir dalgalanma, bir de bankalarda böyle ciddi bir aşağı yönde bir manipülasyon gerçekleşirse hissede kısa vadede 74-50 bölgesine kadar sarkma beklenebilir. Burası da alt pozisyonu olarak değerlendirilebilir. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Şimdiden bol kazançlar, iyi haftalar diliyorum.